Nöroloji uzmanı Doktor Hatice Köse Özdece, ozon terapinin uzun yıllardır Avrupa'da ve ülkemizde de kullanılan Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış bir tedavi yöntemi olduğunu ifade etti. Ozon terapi hakkında bilgi vermek istiyorum. Ozon terapi uzun yıllardır hem Avrupa'da hem Rusya'da hem de Türkiye'de kullanılan Sağlık Bakanlığımızca onaylı bir tedavi yöntemi. Doktor Özdece, antioksidan sisteminin aktif hale gelmesiyle beraber birçok hastalıkta geri dönüşümlü tedavinin mümkün hale geldiğine değindi. Ozon terapi yönteminin yıllardır güvenle kullanıldığına dikkat çeken Doktor Özdece, ozon terapinin birçok hastada güvenle kullanıldığının altını çizdi. Ozon gazı bilinen en güçlü oksidan maddelerden bir tanesi. Bu maddeyi vücudumuza verdiğimizde bizim hastalıklarla savaşmamızı sağlayan ya da hücrelerimizin yenilenmesini sağlayan antioksidan sistem aktifleşiyor. Bu antioksidan sisteminin aktif hale gelmesiyle beraber birçok hastalıkta geri dönüşümlü tedavi yöntemlerini sağlamış oluyoruz. Özellikle mikrosirkülasyon dediğimiz küçük damarların etkilendiği hastalıklarda, diyabet olabilir, diyabetin sebep olduğu nöropati dediğimiz sinir hasarları veya böbrek hasarları ya da göz hasarları veya buna benzer hastalıklarda, beyin küçük damar hastalıklarında ya da dolaşım bozukluklarında, yaralarda, kapanmayan diyabetik yaralarda da oldukça etkili, güvenilir bir yöntem. Ozon gazı özellikle antiviral, antibakteriyel ve antimikotik olduğu için, yani virüsler, bakteriler ve mantarlara karşı çok yoğun etkili bir savaşçı olduğu için özellikle son dönemde COVID hastalarında hem hastalık döneminde hem hastalıktan korunmada hem de hastalık sonrası hızlı toparlanmada kullanılan bir tedavi haline geldi. Bağışıklığı güçlendirmek için, genel iyilik hali için, anti-aging olarak yaşlılık etkilerini geciktirmek için, uykuyu düzenlemek ve güzel hale getirmek için, sağlıklı ve dinlenmiş bir uyku sağlayabilmek için de kullanılıyor. Ozon terapi birçok hastada güvenle kullanabileceğimiz bir tedavi olmakla birlikte birkaç hasta grubunda kullanmayı tercih etmiyoruz. Bunlardan bir tanesi gebelik ve özellikle gebeliğin ilk trimester dediğimiz ilk 3 ayında tedaviyi kullanmak istemiyoruz. Bununla birlikte tiroidi fazla çalışan hipertiroidi hastalarında tedavinin kullanılmaması öneriliyor. Yine bir enzim olan glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği olması muhtemel kişilerde de bu tedavi kullanılamıyor. Bunun dışındaki her yaş grubunda ve birçok hastalığın tamamlayıcı tedavisi olarak güvenle kullanılabilen bir yöntem.